Selim abi dalgın gözüküyorsun. Aa Amerika. Ne oldu? Bir şeyler oldu herhalde. Yok ya, Gufeld'in hikayesini, dramını düşünüyordum ya. Ben bayağı heyecanlandım. Sen bu hallere düştüysen kimse Selim Çıta bu hallere düşüremez. Demek ki bu hikaye inanılmaz bir hikaye. Abi işin içinde kadın varsa her şey olur. Eyvah. Ya, evet. Savaşlar bile olur diyorsun. Evet. Şimdi hikayemizin baş kahramanı Sovyet Büyük Usta Gufeld. Gufeld bu 1950'lerde başlayan yeni sistemler, bu işte koyu renkli fil, işte Schein, Grünfeld, daha böyle Benoni yapılarında bu başlayan modanın öncülerinden aslında tam bir koyu renkli fil oyuncusu. Sen de seversin sanırım o sistemleri. Seni de o kategoriye koyabiliriz. Schein'de çok güzel model oyunları var. Ukraynalı, zaten o bölgeden gelen oyuncuların nasıl agresif ustalar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gençliğinde yaşadığı bir aşk hikayesini daha sonra kaleme alıp hikayeleştirdi ve bu kayıt boyunca göstereceğim konum ve oyunları database'de bulamazsınız. Bunlar Gufeld'in anılarında kendi hafızasından çıkardığı oyunlar. Muhteşem bir hikaye. Ben sabırsızlanıyorum ve hemen direkt giriyorum. O zaman aşk hikayesi başlıyor. Yılında Sovyetler Birliği'nde gençler şampiyonası düzenleniyor ve farklı farklı takımlar var. İşte Rusya, Ukrayna, Belarus, tüm bölgelerin takımları var. Gufeld de Ukrayna'yı temsil ediyor. Fakat tüm gençlerin aklında Rusya takımında oynayan genç bir kız var, Bella. Tüm erkekler ona kur yapmaya, yaklaşmaya çalışıyor. İşte varyant ister misin, açılış çalışalım mı? Hepsi ona ilgi gösteriyor, yakınlaşmaya çalışıyor ama Bella pek kimseye yüz vermiyor. Gufeld bayağı bir zorluyor. Fakat nafile olmuyor ama Gufeld. Sırılsıklama aşık olmuş durumda. Ne yaparım, ne ederim falan. Çok da rekabet var tüm turnuvadaki oyuncular. Bella'yı kovalıyor. Bizdeki formatlara benzer bir format. Takım maçı yapılacak. Bir genel kategoride hani erkek masaları var. Genel kategori var. Her takımda da kontenjan en az bir tane kadın oyuncu olduğunu biliyoruz. Turnuvayla ilgili hiçbir kayıt yok elimizde. Tamamen Gufeld'in kaleme aldığı makale üzerinden tahmin yürütebiliyoruz ama eminiz ki her takımda en az bir kadın oyuncu var. Gufeld turlardan birinde Bella'yı etkilemek için bu pozisyona ulaşıyor. Gufeld siyah. Tipik bir Schaint konumu ve burada analiz hiç önemli değil. Hatta yapılan analizlerle motorların değerlendirmesi tamamen farklı ama hikayenin gidişatını bozmaması için çok fazla teknik konuya girmeyip direkt çarpıcı olaya geleceğim. Gufeld burada Bella'yı etkilemek istiyor. Aynı salonda oynuyorlar. F3 sürüyor. Tam bir Schaintçi hamlesi değil mi? İyice böyle ateşe odunları atıyor. Fil çarpı F3. At F4. Tempoyla taşını ileri gidiyor. Vezir B3 oynadı beyaz. Şimdi siyahlar şeytani planını hazırlıyor. Vezir E8 ve kale C7'den sonra bu konuda siyah aslında çok iyi vaziyette ama ne demiştim? Gufeld'in aklında tek bir şey var. Böyle şaşalı, böyle parlak bir kombinezonla ilgi çekmek ve kale H1 bırakıyor. Dediğim gibi eğer tarihi oyunları böyle engine'le incelerseniz büyüyü ortadan kaldırıyor. Tüm ustaların yorumları ve hikayeler bozulabiliyor. O yüzden burada bunu yapmayacağım. Ama şunu söyleyeyim, her zaman ben doğruyu aktarmaya çalışacağım. Kale H1 yanlış bir feda. Aslında gaf bile denebilir. Siyah çok iyi ama fakat Gufeld kale H1 yaparken kazandığını düşünüyor ve etkilemek için yapıyor. Herhalde beyaz bunu hızlı bir şekilde almıştır. Şah çarpı H1'den sonra vezir H5 oynamış. Ve şimdi çarpıcı nokta, gaf geliyor. Gufeld masadan kalkıyor. O sırada herkes de bu oyuna odaklanıyor. Tüm seyirciler geliyor, bakıyor ne oluyor falan. Bella'nın umurunda değil, kendi oyununu oynuyor. Gidiyor Gufeld Bella'ya, gördün mü senin için kalemi feda ettim. Sadece senin için de işte aşkından yanıyorum falan, böyle kur yapmaya başlıyor. Oyun esnasında böyle resmen aslında taciz ediyor kızı falan. Kızın konsantrasyonu bozuluyor. Abi kız vezir boşa koyuyor. Ve ağlamaya başlıyor. Eyvah. Terk ediyor oyunu ve ağlamaya başlıyor. Antrenörüne gidiyor hüngür hüngür. Bu adam işte konsantrasyonumu bozdu, oyun esnasında beni rahatsız etti. Gufeld yıkılıyor. Oyun devam ediyor, bu takım maçı. Gufeld yani aşık olduğu kızın oyununu kaybetmesine vesile oldu. Kızı üzdü
tahtaya yıkılmış bir şekilde dönüyor. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım diyor. Rakip düşünürken berabere teklif ediyor bu konumda. Bu arada hani konumun ne olduğu hiç önemli değil. Yani kazandığını düşünüyor. Buffett berabere teklif ediyor. Sonra gidiyor tekrar bak diyor ben de berabere teklif ettim işte ben de işte senin gibi istemediğim bir sonuç aldım. İşte ortak mı? Hala zorluyor falan filan. Ama tabii her iki taraf da çok üzgün. Antrenörü hemen organizasyona gidiyor. Durumu bildiriyor. Diyor ki hani Buffett denilen ergele bizim oyuncuyu rahatsız etti. Derhal diyor önlem alınsın. Organizasyon tamamdır diyor. Bu kabul edilemez bir durum. Buffett'i uyarıyorlar. Bir daha asla Rus takımının oyununu izlemeyeceksin. Özellikle kadın masaya yaklaşmayacaksın. Buffett çaresiz ne yapsın? Bir şekilde yolunu bulması lazım. Ümitsiz turnuvasına devam ediyor ama şimdi tabii Ukrayna-Rusya henüz oynamamış durumda. Ukrayna-Rusya maçı geliyor. Nasıl olacak? Buffett tabii ki Ukrayna takımının liderlerinden. Hemen çaprazında şöyle az ileride Bell'le oynuyor. Ve yani göz göze gelebiliyorlar çünkü karşı takımın oyuncusu. Tek orada görebilir Bella'yı. Onun dışında yasak. Son görüşü olabilir. Kız tamamen unutmuş durumda. Buffett'den nefret ediyor herhalde. Negatif duygular besliyor. Oyunlar başlıyor. Şimdi Rusya-Ukrayna maçında iki tane oyun ajurneye kalıyor. Hangi oyunları abi? Tahmin etmek ister misin? Bella'nın maçı ve Guffeld'in maçı. Evet. Abi kayısı hakikaten var galiba ya. Yani bu nasıl bir ağ örmedir değil mi? Hayır, bu sefer sadece kayısı değil Eros da var abi. Eros. Evet aşk tanrısı. Tanrıça mı? Tanrı o erkek. Kayısı kadın. Dişi tanrı inanışa göre. Şimdi oyunlar ajurneye kalıyor. Buffett tabii çok mutlu. Bella'yı son bir kere daha görebilecek. Normalde yasaklı yani masaya yaklaştırmıyorlar. Ertesi gün ajurneler geliyor. Abi Guffeld'in kazanç, kayıp, takım falan umurunda değil. Tek derdi salonda yalnız kalacak. Sadece hakemler, oyuncular var. Bella'ya daha fazla bakabilmek istiyor. Yani işte göz göze gelmeye çalışıyor, ilgisini çekmek istiyor. Belki işte özür dilerim diyor, öpücük yolluyor falan. Olmuyor ama kız yani bloklamış durumda. Blok demiş, girmiş oradan bloklamış. Abi bu diyagramdaki konum geliyor. Guffett sanırım siyah, çok da önemli değil. Berabere olacak. Ama Bella'nın da böyle bir herhalde bir vezir finali falan oynanıyor. Gene bayağı uzuyor. Beyazlarla oynayan oyuncu da 3 konum ilan ediyor. Yeter artık diyor ya. 150 hamledir oynuyorsun bu pozisyonu. 3 konum diyor. Buffett eyvah salondan çıkmak zorunda kalacağım. Bella'yı göremeyeceğim. Şimdi abi hayran kalacaksın. Deha'ya bak. Buffett diyor ki bu kale diyor 2 konum önce vezir kalesiydi. Bu şah kalesiydi. Şimdi diyor bu kale şah kalesi, bu kale vezir kalesi. Bunlar farklı taşlardır. Altlarına işte vezir kalesi, şah kalesi yani A1 ve H1 kalesi diye yazılsın. Baştan oynatılsın bu konum aynı konum değildir diyor. Böyle bir iddiada bulunuyor. Bu arada hemen saçmalık böyle bir kural yok. Evet. Hakemler şaşırıyorlar. Lan mantıklı olabilir ha bu taşlar acaba eş taşlar mı? Aslında eş yani kalenin mesela fillerde farklı yani renklerinden dolayı. Ama atlar ve kaleler şeydir, eştir. Yani şah kalesi, at kalesi diye bir ayrım olamaz. Ama hakemler şaşırıyorlar. Lan çocuk haklı söylüyor olabilir, rezil olmayalım falan. İçeri odaya gidiyorlar, işte fida kitapçıklarını falan karıştırıyorlar. Guffett de böyle Bella'ya bakıyor. Bir 20 dakika falan sürmüş bu tartışma falan. Hakemler telefon ediyorlar, telgraf çekiyorlar falan anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir şey var mıdır hakikaten ya? Bunlar farklı mıdır diyorlar falan. Rakibi de ya yeter ya işte ne yapıyorsun sen falan hani yetmedi mi? Bu kadar hani rezalet çıkardığım falan. Guffett diyor ki lütfen biraz daha oynayalım falan diyor. Tamam diyor beraber yapacağız ama diyor ben diyor Bella'yı izlemek istiyorum falan. Ama yok hakemler geliyor bir de Guffett'i azarlıyorlar. Sen diyorlar ne yapmaya çalışıyorsun bizimle bir de alay ediyorsun böyle bir kural yok. Nereden uydurdun bunu falan. Bir de ona uyarı veriyorlar. Oyunu berabere ilan edip Guffett'i salondan atıyorlar. Tabii aşk hikayeleri bazen iyi bazen de kötü biter. Bella tamamen set çekmiş durumda Guffett'e. Bir daha asla görüşemiyorlar. Yıllar yıllar sonra Guffett bu hikayeyi anlattığında bir gazetede yayınlanıyor. Gazeteye okur mektupları yağıyor. Herkes, kadın erkek, özellikle kadınlar falan. Bella'yı eleştirenler çok oluyor. Nasıl olur da Guffett gibi işte yakışıklı ve parlak bir işte geleceğin büyük ustasını işte bu kadar reddeder. Adam ne kadar ince davranmış, nasıl bir zeka, kıvrak zeka, nasıl bir romantizm işte kalaş bir koyuyor falan filan. Ama yok, Bella'nın akıbeti de öğrenilemiyor. Bir sürü mektup ve araştırmadan sonra bulunamıyor yani. Bu
aşk hikayesi hani Gufeld'in hafızasında böyle bir hafif bir dram olarak kalıyor ama en böyle göz yaşartıcı, çarpıcı hikaye şu. Bir şayint partisiydi ya her şeyin başlangıcı. Gufeld şöyle diyor. Ne zaman G6 sürsem Bella'yı hatırlarım diyor. Yok artık. Normalde hani ne olur? İşte ne zaman bu bilekliği taksam onu hatırlarım. Ne zaman bu tişörtü giysem onu hatırlarım. Abi satranççıdan ne bekliyorsun? Ama... İyi, çok iyi. Ne zaman taktik atsam seni hatırlıyorum. Yani o, çünkü bir de kariyerinin başı çok genç. Bu işte Junior turnuvası hepsi 18 altında galiba. O yüzden hani Şahint Partisi'nin bu Kale Aşbir Fedası'nı ona ithaf etmek istiyor. Ve devamı gelmiyor. Beraberlik teklifiyle hani oyunu tamamlamıyor. Ve böyle bir aşk acısı yaşadıktan sonra hep seni hatırlarım diyor. Şimdi Gaff nerede? Gaff Gufeld'in aslında o Kale Aşbir'i oynadıktan sonra... Gidip Bella'nın konsantrasyonunu bozup kızın tamamen nefretini kazanmasında belki başka yollar deneseydi bir şansı olabilirdi ama o olay yaşandıktan sonra bir daha asla fırsat bulamıyor. Ama hikayenin çok fazla da böyle karanlıkta kalan yeri var çünkü bilemiyoruz. Yani o belli ki yetenekli bir oyuncuydu yani Rusya takımında yani kadın masa olarak oynuyorsa herhalde iyi bir oyuncu olabilirdi ama kader Allah bilir ona neler yaptı ki. Daha sonra Bella'yı bir daha göremedik. En sonunda ne bekledim senden biliyor musun? Sana ufak bir detay daha vereyim mi Melih? Şu an ikisi evli ve 3 çocuğu var falan diye yok, böyle. Yok her hikaye maalesef her hikaye güzel bitmiyor. Fakat bu işte Şah Kalesi ve Vezir Kalesi olayına satrançta hani Gufeld problemi deniyor. Bu aşk hikayesinden sonra adamın orada sırf Bella'yı biraz daha uzun görebilmek adına yani nasıl bir zeka onu orada uydurması yani aşk adama herhalde her şeyi yaptırabiliyor yani burada saniyesinde 20 dakika kazandırıyor kendine. Hakemler de şaşırmışlar yani acaba böyle bir şey gerçekten var mı diye. Aslında yok tabii çocuklar bu konum yani kalelerin nasıl şey olduğu çok önemli değil. Nereden geldiği önemli değil. Kale kaledir yani ikisi de aynı kale aslında. Bir tane şey muhabbeti vardı ya daha uzun rok. Kale çıkıyor. Daha uzun rok. Hani böyle hakemlerin kafalarını karıştıran sorular. Bu da onlardan biri aslında. Bu arada yine birinci sezonun 5. bölümünde olduğu gibi ikinci sezonun 5. bölümünde de inanılmaz bir hikayeyle geldin. Ben soluksuz izledim, dinledim. Harikaydı. Umarım temennimiz ne olsun? Umarım böyle ayrılıklar olmaz. Umarım herkes birbirine kavuşur. Ama kızın gönlü yokmuş. Yani doğru, kötü evet. Başlamış, kötü devam etmiş diyelim. Doğru, evet. Kızın gönlü yoktu. O zaman bir istekte de bulunamıyoruz. Bu da yani bir yarı aşk, yarı dram hikayesi aslında. Yani iyi bitmiyor sonu ve hani Gufeld'in büyük cesaret yıllar yıllar sonra. Dediğim gibi bu oyunlar, bu konumlar database'de yok. Yani yarım yamalak hafızasından bunları çıkartıp yazmış. O yüzden fazla da yani turnuvayla ilgili de bir bilgi yok. Ben araştırdım. 53 Sovyetler, işte Gençler Şampiyonası, takım turnuvası. Pek bir şeye rastlayamadım. Çok değerli bir hazine. Yani Gufeld'in bunu bizlere aktarması da çok yani takdire şayan bir şey yani. Ben bilmiyorum anlatmak ister miydim böyle bir şeyi? Gerçekten anlatmak istemeyebilir bir insan. Seni bölmek istemedim ama hani burada beyazlar beraber artık diye şey yapıyor, sitem ediyor. Siyahlar da görebilmek için devam ediyor. Ama ben kendi konum hakkındaki kendi düşüncemi söyleyeyim mi? Ben bunu Mustafa Yılmaz'a kaybettim siyah taşlarla. Tam onu diyecektim yani. Bu neredeyse pratikte beyazlara kazanç gibi bir pozisyon. Evet. Kaleyi D2'ye koyup diğerini F4'e koyuyoruz. Sonra D3, kale D3, kale F3 gelip F7'ye basıyoruz. Böyle bir şey. Evet bunu yani. Diziyoruz. F5 sürmek zorunda kalıyor. Şimdi kaleleri tekrar geri dönüp bu sefer de G6'ya döndürmeye çalışıyoruz bir şekilde. Uygun pozisyonda tabii ki. Evet. Ve konum yani objektif olarak nasıldır bilmiyorum ama konum neredeyse beyazları pratikte kazanç benim bildiğim şey. Kadarıyla berabere ama tabii çok zor. Ben İnanılmaz yaşadım bir yani. Savunma evet, o gerekiyor evet. Değil mi? Ben olabilir. Hani orada da bir tezatlık var aslında. Beyaz diyor hadi artık berabere diye. Oysa beyazın konumu biraz daha iyi ama o zamanlarda belki de çok detaylı bilinmediği için evet, evet. Böyle olmuş. Belki beyazlar bunun farkında olsaydı biraz daha zorlamayı deneyip böyle uzun uzun sürseydi Gufeld Bella'yı daha çok görecek. Evet ve onun hoşuna giderdi herhalde. Evet. Ama işte 3 konum istedikten sonra böyle bir cinlik yapmış. Evet. Ve hem hani Gufeld problemini piyasaya sürmüş oluyor. Hem de böyle bir hani aşk hikayesinin bir finali yapılmış oluyor satranç tahtasında. Yani satranç tahtasında böyle bir
nasıl diyeyim, aşk ikilemi, nefret ve sevgi bir arada. Çok nadirdir. Benim bildiğim pek hikaye yok. Bir de kızın ismi de çok iyi denk gelmiş bu arada. Yanlış bilmiyorsam Bella İtalyanca'da güzel demek. Hmm. Ve böyle bir aşk hikayesinde güzel adıyla bir kız oyuncunun olması da çok güzel bir tesadüf olmuş. Gördüğünüz gibi Gaff serisinde sadece tek hamlelik hatalara değil, böyle sosyal hatalara da yer veriyoruz. Hoşlandığınız kıza iyi davranın. Kesinlikle. Kalaş bir yetmedi, belki vezir feda etmek gerekiyordu. Burada bir de vezir F3 vursaydı o zaman belki tavlayabilirdi diyelim. Evet, müthiş bir bölümdü. Gerçekten soluksuz izledim ben burada. Eminim ki izleyiciler de soluksuz izlemiştir. Gufeld ve Bella'ya da teşekkür ediyoruz bu hikayeden dolayı. Hikayedeki üzücü nokta Bella'nın yüz vermemesi. Evet, evet. Peki o zaman ben izleyicilere şimdi bunu soruyorum. Yorumlarda buluşalım. Bella'cı mıyız, Gufeld'ci miyiz? Bunu tartışalım aşağıda. Ben kendi oyumu söyleyeyim mi? Yok, hadi söyle. Spoiler olmasın. Aşağıda bu konuyu tartışalım. Peki. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.